baksana oğlum, bu mal iyi midir ya? Langır langır sallan iyi. Vallahi iyi abicim ya. Sana yalan mı söyleyeceğim abi? Ya, bu bir şeye benzemedi. Bu olmamış. Bir boka benzemeydi ha. Ne zaman bir işi becereceksin, o zaman benden para alacaksın. Vallahi bu iş iyidir abi. Nurettin abim iyi değil dediyse iyi değildir de. He, sıçırtma iskemlene be. Hem bir boktan anlamazsın. Ben iskemleden acayip anlarım. Anladım falan yok. Hem benim işimi bana sen mi öğreteceksin ha? 30 yıldır marangozluk yapıyorum ben, anlıyor musun? Bırak ya, hem kötü iş yapaysın. Sen Muhsin'sin. Muhsin'im ya. Aslında dinlemek ne kelime? Hemen bu gece başlasın dedi ama ben istemedim. Bende torpil yok. Önce dinlesin, ona göre karar versin. İşe tam başladık. Bir haber de benden. Hayrola? TRT'den bir prodüktör ayarladım. Amatörler programı yapıyor. Ali Nazik televizyona çıkartacak. Televizyona mı? Şşş, kimse duymaz. Televizyona ha? İşte haber bu. Şimdi bizi kimse durduramaz. Sevda Hanım. Anneciğim. Yapmayın Sevda Hanım, sinirlenmeyin. Makyaj malzemelerinin de yüzünü gözünü boyamış. Bakın şunu. Palyonçolara dönmemiş mi? Yasemin iyi çocuktur. Oyun diye yapmıştır. Defol içeri. Dönmeyeceksin ama. Defol dedim, içeride görürsün. Ellerini yakacağım aşağıyla. Babana yollayacağım. Babası Almanya'da hapiste. Haberi yok. Boşandığımızı da bilmiyor. Yaramazlık yapınca babana yollayacağım seni diyorum, ödü kopuyor. Hiç sevmez babasını. Çok da verdi çocuğu pezeveyn. Arap Celal'e bir haber yollamak istiyordum. Benim patrona mı? Bu arkadaş onun kulübünde bir gecelik sahneye çıkacak. Haberi olsun. Tabii, Arap Celal size hayır der mi? Beni bile sayenizde işe aldı. Bir telefonla, hiç unutur muyum? Aman estağfurullah, lafım olur Sevda Hanım. Ben bu gece söylerim. Demek delikanlı şarkıcı ha? Yok, tirkici. Daha değil, bakalım. Belki, inşallah deneyeceğiz. İyi günler, yürü hadi. Geldi. Abi sana bahsettim arkadaş. Efendim, merhaba, buyurun. Bize bu büyük fırsatı bahşettiğiniz için. Şarkıcı olacak bu mu? Hayır, şu büyüklü toparlak yüzünü. Ayakta mı konuşacağız? Ha, buyurun. Şöyle buyurun. Ne emredersiniz? Çay, kahve. Para hazır mı? Ne parası? Söylemedin mi? Söylemedim mi? Ne söylemedin mi? Mısın abicim bu arkadaş? 50.000 lira isterim. Adamın ekranı 50.000'e çıkar. Vallahi haberim yoktu. Şimdi var. Biraz düşünmeliyiz. İyi düşünün. Size 1 dakika mühlet. Sırada 30 kişi bekliyor. Hem de 2 misli fiyata. Tamam da sık boğaz ediyorsun. 40 saniyeniz kaldı. Tamam. Yanımda bir şeyler olacaktı. Ne yapıyorsun aptal? Para istemedin mi? 50.000 lira. Bari mikrofonla ilan et. Mesleğimi oynamak mı istiyorsun? Hayır, estağfurullah. Dışarıda verelim. Hayır, dışarıda olmaz. Takip edilir. Tuvalete gidelim. En iyisi masanın altından ver. Uzat. Uzattım. Dur, kıpırdama. Şimdi tamam. Şükür bitti. Parayı saymıyorum. Size güveniyorum. Benden haber bekleyin. Bir çayımızı isteydiniz. Hayvan herif. Niye para istediğini söylemedin? Gene ne dolaplar çeviriyorsun? Herif hiç gözüm tutmadı. Allah çarpsın bir bok yiyorsan Muhsin abi. Herif sağlam, hiç merak etme. 5 parasız kaldık. Sen biraz para toplamaya çalış. Kimse elini cebine atmıyor bugünlerde. Ben gidiyorum, işim var. Ya, bir türlü... Ne seni türkücü yapacağız diye yakında ocağımız batacak.
Yok, tamam. Morukları yollamam. Sen bizim avansı geciktirme. Hadi Aslan abi. Dansöz de bulacağım sana. Musil abim duymasın. Efendim, nasılsınız? Sizi çok iyi gördüm. Ben de iyiyim, hamdolsun. İşler bildiğiniz gibi. Sizin zamanınızın keyfi yok ama idare ediyoruz işte. Yeni birini bulduk. Türkücü bir çocuk. Ali Nazik. İyi biri. Elinden tutmaya karar verdim. Ünlü bir gazinocu dinleyecek. TRT ile de anlaştık. Bakalım. İnşallah. Tabii gene de nerede eski şarkılar, şarkıcılar, türkücüler? Siz sahnedeyken çıt çıkmazdı. Kaç defa evden kaçtım sizi dinlemek için. Kaç defa dayak yedim filmlerinizden döndükten sonra. Mikrofonu ne güzel tutardınız. Ne güzel okurdunuz. Nereden sevdim o zalim kadını? Hakkı Derman, Şerif İşli, Şükrü Tunar, Selahattin Pınar, Yorgo Bacanos ve siz. Belki de sizin yüzünüzden bu işi seçtim. Belki de sizin yüzünüzden hep bekar kaldım. Sen bu işe yanlış adamla başladın. Muhsin bu meslekte bitti, demode oldu. Elinde adam gibi tek sanatçısı yoktur. Kafanı kullan. Aptal olma. O heriften sana fayda yok. Benim elimde barlar, pavyonlar, gazinolar var. Birinden başlarsın. Hemen. Evet, hala evlenmedim. Bu meslekte organizatörlük de zor. Üstelik sizi tanıdıktan sonra seçmek daha da zor. Aslında biri var. Aynı evde oturduğumuz hanım. Daha önce bahsetmiştim, Sevda Hanım. Yok, hayır, henüz açılmadım. Açıkçası korkuyorum. Dili dolu biraz. Ağzı pek bozuk. Evlenmiş, ayrılmış. E birader, bu kadının neresini beğeniyorsun diyeceksiniz. Bunu ben de düşündüm. Sonunda buldum. Size benziyor. Akam, ben açık söyle. Ben kıtı bir öz bir Ali Nazik'im. Türkücü bile de gülüm. Bir garibim. Senin gibi anlı biri beni ne yapsın? Bütün şarkıcıların şöhretli. Perenbok gibi. Benden ne istiyorsun? Benim derdim seninle değil, Muhsin'le. Muhsin yok oluyor. Kahve köşelerine kadar düştü. Daha da düşecek. Ama sen onun için bir umut oldun. Sana yapıştı. Yeniden yaşamaya başladı. O henüz farkında değil bunun. Şimdi ben seni onun elinden alacağım. Buna karşılık da istediğini vereceğim. Şöhret. Niye bu kadar nefret ediyorsun akamdan? Uzun hikaye. Bir kadın hikayesi. Şarkıcı. Beni terk etti. Muhsin için. Boş ver. Bir gün bir yerde nasıl olsa duyarsın. Şimdi ben büyük bir gazinoyla anlaşmak üzereyim. Bir de televizyona çıkacağım. Yani gelemem. Sağ ol. Allah razı olsun. Geleceksin Ali Nazik, geleceksin. Elbette gene geleceğim. Ben sizi hiç yalnız bırakır mıyım?
düştü elime. Aga hele bir tat bakayım. Güzele benziyor. Aa, ne bu? Çiğ köfte. Öyle değil, çok acı, zehir gibi. Yok ya, acıyı şöyle bir gezdirmeyeceğim. Ne bu be? Öldürecek misin beni? Zaten güzelim İstanbul'u kebapçı salonu haline getirdiniz. Acılı Adana, acılı Urfa, acılı lahmacun. İstanbul kebap kokuyor. Ne bu be? Nerede o güzelim yemeklerimiz? Agam niye öyle desin ki? İstanbul istemezse bu salonlar acılır mı? Maşallah dilinde pabuç gibi. Sen bana cevap yetiştireceğine türkülerine çalış. Bak yarın geliyor Laz Nurettin. Dua et de beğensin seni. Allah'ın izniyle o iş tamamdır. Şimdi sen çiğ köfte ister misin? Aman. Kalsın. Aga, yarın bir tane arabesk okuyan mı? Hayır, arabesk yok. Arabesk okuyacaksan defol git. Kızım Hakan peki? Arabesk yoktur. Kara üzüm habbesi, lene, le canım, gönlüm sığmaz herkesi. Senin kendi türkülerin yok mu? Onları söyle. O zaman işten okursun. O zaman güzel okursun. Aga, bir de bu işi dersen. Fena mı? Zengin olursun. Estağfurullah, beraber akam. Plak, televizyon, gazino. Bir de film çekersin. Abo. Senin altına güzel bir araba çekerik. Şahin mesela. Yok, istemem. Çok paramız olursa Üsküdar'da bir ev alırım, Kız Kulesi'ni görer. Yeter, Beyoğlu'nun kahrını çekti. Ben bir kebapçı dükkanı kapatarım. Sırf bana kebap yapsınlar. Tekrar tesbih yapmaya başlarım. Eski arkadaşlar toplanıp fasıl geçeriz. İpek bir gövne kalarım. Pembe. Bayaz bir elbise. Altın kolye. İbrahim gibi. Afitap Hanım'ı düşkünler evinden çeker alır. Bir sürü karıyı koynuma almak isterim. Yiyip bitirsinler bele. Sevda Hanım'ı da çağır. Gelirse tabii.